Sevgili Oksijen TV izleyenleri, bugün gündem özel programımızın konuğu Safir Kolejleri'nin kurucusu Doktor Cemil Keskin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Cemil Bey ile Safir Kolejleri'nin bir hikayesini kendi ağzından dinleyeceğiz. Türkiye'nin birçok yerinde şubeleri var. Düzce'de şubesi var. Cemil Bey ile biraz sohbet edeceğiz ve Safir Kolejleri'nin hem Düzce'deki hem başka illerdeki çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alacağız. Cemil Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz öncelikle şeye girmeden önce eğitim kurumlarının sizin Safir Koleji'nin ayrıntılarına girmeden önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet. Cemil Keskin kimdir? Evet. Cemil Keskin Düzce Kaynaşlı doğumludur. Liseyi Düzce'de okudum. Sonra Marmara Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. Yine Marmara Üniversitesi'nden eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programından mezun oldum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi eğitim yönetimi ve denetimi doktora programından mezun oldum 2014 yılında. Eğitim yönetimi ve denetimi doktoruyum. Ve 1996 yılında sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra bugüne kadar hep eğitim yöneticisi olarak faaliyet gösterdim. Müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük ve 2016 yılında da kendi okulumuzu, çalıştığım kurumdaki genel müdürlük görevinden ayrılıp Safir Okulları'nı kurdum. Peki şöyle şey yapayım, sorayım. Hep eğitmen, işte yönetici pozisyonlarda olmuşsunuz. Peki yani neden bu alana, eğitim alanına yatırım yapmayı ve kendinize ait bir eğitim kurumu, eğitim yuvası oluşturmayı düşündünüz? Neydi sizi esas ona iten neden? Eğitim hem maddi hem manevi olarak insanı tatmin eden bir sektördür. Yani birçok ticarette daha çok sanki maddi tatmin mevcuttur alsatta. Girişimcilikte bir fabrika kurarsınız, onlarca yüzlerce insana iş imkanı sağlarsınız, ülkenize vergi kaynağı sağlarsınız. Bu da bir maddi tatmindir aslında, biraz maneviyat olmakla birlikte. Fakat insan yetiştirirsiniz, sizden yüzlerce yıl sonra yetiştirmiş olduğunuz insanların, insanlara öğretmiş olduğunuz şeylerin etkisi devam eder ve bir milletin kalkınmasına, güçlenmesine, bir milletin dünyaya adalet dağıtmasına vesile olur. Dolayısıyla bir eser ortaya koymak konusunda bir hayalim vardı. Üniversite yıllarındayken de özel okulda çalışmak, hiç devlet memuru olmadım, hiç devlette çalışmadım. Özel okulda çalışmak ve özel okullar açmak ve özel okullarla birlikte ülkenin ekonomisine, siyasetine, insanına, sosyal kültürel değerlerine katkıda bulunmak istemiştim. Ve bu da nasip oldu. Çalıştık, sonra da kendi okullarımızı açtık, yani girişimcisi de olduk. Bir yerde dediniz ki yani devlet okulu özel şey. Yani burada benim eşim de bu ara sınıf öğretmeni. Çok güzel. Yani onu da mesela akşamları ara sıra sohbet ederiz. Yani oradaki zorluğunu az buçuk devlet okullarındaki zorluğunu kesinlikle, biliyorum. Kesinlikle, evet. Hep müfredata bağlı falan. Hep genelde şikayet eder, eve de iş getirir. Şimdi yani devlet okuluyla özel şey arasında bir tercih yaparken burada esas sizi yani buradan ayrıştıran şey neydi? Ya birisi, bu biraz benim özelde bir merak. Birisi memurluk, birisi girişimcilik aslında. Memur olursunuz, orada da idealleriniz vardır. İnsan yetiştirirsiniz, insanlara katkı sağlarsınız. Kesinlikle bu çok kutsal bir meslektir, kutsal bir iştir. Fakat size çizilmiş sınırlar çerçevesinde hareket edersiniz. Ancak özel sektörde bu sınırları aşmaya yönelik bir motivasyon vardır. Bu sınırları aşmak daha ve daha güncel beklentilere, ihtiyaçlara cevap vermek konusunda bir istek vardır. Veli beklenti ve ihtiyaçlarına göre siz eğitim öğretimi şekillendirirsiniz. Bu da zaten özel okulları velilerin tercih etme nedenidir. Evet. Ve özel okulların tercih edilme nedeni budur. Özel okullarda çalışmayı tercih eden öğretmen ve yöneticiler de özgürlük, girişimcilik, inovasyon düşüncesiyle özel okulları tercih ederler. Biz de bunu kendi okullarımızda, Safir Koleji'nde en güzel şekilde yaptık. Peki biraz da Safir Koleji'nden o zaman bahsedelim. Yani kaç tane şubesi var, mevcudu, teknik altyapısı, kaç öğretmenimiz var, toplam Düzce dahil olmak üzere kaç öğrencimiz var. Ondan sonra biz de Düzce'ye inelim. Evet, Safir Koleji bir Düzceli, ne zaman kuruldu? Bir Düzceli tarafından 2016 yılında kurulmuş. Tabii 20 yıllık yaklaşık bir tecrübeden sonra 2016 yılında İstanbul'da
kurulmuş bir markadır Safir Koleji. Hı hı. İstanbul Bağcılar Güneşli'de Safir International School 14 bin metrekare kapalı alan ve 1200 kapasiteli bir okuldur. Şu anda 750 öğrencisi var. Yaklaşık 12 ayrı ülkeden öğrenciler var. Öğretim dili İngilizce. Amerikan Kaliforniya müfredatı uygular ve diploması bütün dünyada geçerlidir. Bu okulda en son yapılan SAT sınavında biliyorsunuz Uluslararası Üniversite Kabul Sınavı'dır SAT, Türkçesi SAT'tır. Türkiye birincisi bizim okulumuzdan çıkmıştır. Çok başarılı bir okul oldu. Sonra Türk öğrencilerine hitap eden bir okulda açmak istedik ve Safir Kolejleri doğdu. Bağcılar, Edirne, Silivri, Ataşehir, Pendik, Kocaeli ve Düzce olmak üzere toplam 8 kampüsle hizmet ediyoruz. Evet, Edirne ile beraber 8 kampüsle hizmet ediyoruz. Düzce'de ayrıca bir de Safir kursumuz mevcut. Bu kurs da kişisel gelişim kursu. Tüm işte her hayale, her ihtiyaca uygun kurs sloganıyla orada da çocuklarımızı derslerinde başarılı kılmak için faaliyet gösteriyoruz. Peki burada anlatımınızdan da anladığım kadarıyla şöyle düşündüm. İstanbul ilk İstanbul'da Bağcılar'da eğitim kurumunu kurarken, Safir'i kurarken demek ki uluslararası anlamda ilişkilerle bağlı olarak da başka ülkelerdeki şeyde bir kıyas yaptınız herhalde ki oradan da oranın deneyimlerinden de faydalandınız herhalde. Yani şöyle karşılaştırdığınızda yani Türkiye ve başka ülkeler, Müslüman ülkeler olsun, Avrupa olsun, yani nasıl görüyorsunuz? Şunu görüyoruz, yurt dışında Avrupa'da ve ABD'de eğitim bilinci çok yüksek. Anne babalar temelde yatırımlarını çocuklarına yapıyorlar, çocuklarının eğitimine yapıyorlar ve harcamalarının büyük çoğunluğu eğitime, kağıda, kitaba, deftere oluyor. Biraz dijital adına da kaydı bu yatırımlar ama sonuçta eğitim öğretme. Uluslararası araştırma sonuçlarına göre şu ortaya çıkıyor. Ortalama bir yıllık fazla eğitim insanı %20 zenginleştiriyor. İnsanın gelirlerini %20 arttırıyor. Yani üniversite mezunları lise mezunlara göre, lise mezunları ortaokul mezunlarına göre, ortaokul mezunları ilkokul mezunlarına göre her bir yıl için %20 daha zengin. Ve nitekim de Türkiye'de de köyden kente göç, yani 80'li yıllardan sonra köyden kente göçle birlikte eğitim seviyesi arttıkça zenginleşme başlamış. İngiltere'de 12 yıllık zorunlu eğitim 1870 yılında başlıyor. 1870. Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte başlıyor. Yani sanayi devrimini gerçekleştiren İngiltere'de 1870 yılından bu yana çocuklar, herkes lise mezunu, dedelerinin 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 dedesi üniversite mezunu herkes. Kaç kuşak? Dolayısıyla bu eğitim, yani o sanayi devrimi, o gelişmişlik düzeyi, o insan kalitesi, o devlet gücü, o eğitim birikimi, arka plandaki eğitim birikiminden ileri geliyor. Ve sonra Avrupa, ABD'ye göçmüş insanlar da orada da eğitim hamlelerini gerçekleştirince tabii ki bir dünya gücü ortaya çıkıyor. Türkiye son 20 yılda müthiş mesafeler kat etti. Hele hele zorunlu eğitim 12 yıla çıktıktan sonra müthiş mesafeler kat etti. Şu anda Avrupa ile yarışır noktaya geldik birçok noktada. Biraz ekonomik sorunlarımız var ama eğitimle ilgili halen sorunlarımız var. Sınıflardaki öğrenci sayıları çok yüksek. İşte sabahçı öğlence eğitimler var. Sabah 7'de akşam 8'e kadar süren eğitim programları var. Branşlaşma, işte beden eğitimi, müzik, resim halen ilkokullarımızda, anaokullarımızda branş öğretmenleri derslere girmiyorlar. Ve müfredatın güncellenmesi, yani işte robotik kodlama, yazılım gibi dersler, seçmeli ders potansiyeli var. Fakat bu imkanların sağlanmasında çeşitli zorunluluklar var ülkemizde ama zorluklar. Bunu özel okullar işte aşıyor öncü bir şekilde. Özel okullar bütün ülkelerde eğitim camiasının inovatif liderleridir. Biz de Safir Okulları olarak eğitim camiasının inovatif liderleri olarak hem Düzce'ye hem ülkemize hizmet veriyoruz. Üçüncü kademede ise diğer İslam ülkeleri, yani Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu ülkelerini ve Güney Amerika ülkelerini karşılaştırdığımız zaman onlar bizim yaklaşık 40-50 yıl gerimizdeler maalesef. Çünkü bırakın 12 yıllık zorunlu eğitimi, onlar daha ilkokul eğitimini bile zorunlu hale getirememiş ülkeler maalesef. Mesela Hindistan'da devlet okulu yok. Tamamen okullar özel. Çocuklar parası olan sadece eğitim alabiliyor. Yani aşağı yukarı 1 milyar nüfus olmasına rağmen. Ama Türkiye
Dolayısıyla kast sistemi var. Sadece zenginler zengin olarak kalıyor, fakirler fakir olarak kalıyor. Ancak Türkiye açık öğretimiyle birlikte ve özel okullardaki bursluluk uygulamalarıyla birlikte fakiri zengini, köylüsü şehirlisi hepsi eşit fırsatlarla birlikte, ne kadar eşitse tabii ki, maddi imkanı daha yüksek olanların avantajları daha yüksek. Ama bir fırsat var. Doğru. Yani açık öğretimden yükselebilir. Dolayısıyla biz de safir kolejleri olarak bütün yetenekli çocuklarımızı ülkemize en iyi şekilde hizmet edecek şekilde donatmaya çalışıyoruz. Her ilimizin kendi eşrafını oluşturmak istiyoruz. Kendi girişimcilerini, kendi inovatif liderlerini geliştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir dil. Bir dil bilen bir insandır, iki dil bilen iki insandır. Öncelikle çocuğumuza Türkçe dışında bir dil öğreterek, ki bu İngilizcedir. Evet. Eğer grup kurulursa mesela Edirne'de Yunancadır. Çünkü Yunanlılar çok yoğun bir şekilde sınır geliyor. Komşumuz, tabii sınır komşumuz. Bu Arapça olabilir. Almanca, Çince, İngilizce, Rusça olabilir. Mesela Rize'deki okulumuzda Rusça olur bu, Gürcüce olur. Doğru. Her 10 kişilik kurulan gruba dil eğitimini veriyoruz. Çocuk öncelikle İngilizce eğitimini aldığı zaman bir dünya ufku kazanıyor. Artık o dünya çapında düşünebilir hale geliyor. Çünkü bütün üretilen bilgiler bir tık kadar ötededir. Bilgisayara, internete girdiğiniz anda ulaşırsınız. Sınıflarımızı akıllı tahtalarla donattığımız zaman dünyanın bütün bilgisini sınıfa getirebiliyorsunuz. Nitelikli öğretmenlerle birlikte çocuklarımızı dünyanın bilgileriyle buluşturabiliyorsunuz İngilizceyi öğrettiğiniz zaman. İşte biz de diyoruz ki, slogan haline getirdik bunu. Konuşturan İngilizce. Yani çocuklarımızın okuması yazması yetmez. Konuşması çok önemlidir. Pratik yapıyor. Tabii. Yani. Çocuk bununla birlikte herhangi bir konuda dünyanın herhangi bir yerinde hangi araştırma sonuçları elde edilmiş, hangi tecrübeler kazanılmış, hangi bilgiler üretilmiş ve bunlar hangi kitaplarda, çocuk buna ulaşabilir ve bununla birlikte ticaret yapabilir, bununla birlikte siyaset yapabilir, bürokrasi, diplomasi yapabilir. Bununla birlikte akademisyenlik yapabilir çocuğumuz. Biz öncelikle dil öğretimi bizim için çok önemli. İkincisi akademik başarı. Bir hayat disipliniyle birlikte akademik başarı gelir ancak. Bunu da bir karakter eğitimi programıyla destekleyebilirsiniz. Yani yatacağı saati, kalkacağı saati, uyku düzenini, beslenme düzenini, okuyacağı kitapları, ilgisini, motivasyonunu nasıl yöneteceğini çocuklarımıza öğretirsek eğer, problemi hissetmeyi, problemi kurmayı, problemi çözmeyi, araştırma projeleri geliştirmeyi, uygulamayı ve sonuçlarını elde edip yayınlamayı, yazılımlar geliştirip bu yazılımları satmayı çocuklarımıza öğretirsek eğer, geleceğimizi daha iyi inşa edebiliriz. Bakın biz 1. 2. 3. sanayi devrimlerini kaçırdık. Evet. Fakat şimdi artık sanayi 4. sanayi devrimiyle dijitalleşme, yazılım ve kodlama hamlesiyle birlikte dünyayı yakalayabiliriz. Bakın Türkiye otomobil üretemedi ama şimdi ne yapıyor? Gelecekte var olacak olan elektrikli otomobil üretimine yatırım yaparak ekonomik gelişimin en önüne zıplamaya çalışıyor Türkiye. Aynı şekilde yazılımsal gelişimle birlikte öne geçebiliriz. Okullarımızda robotik kodlama ve yazılım derslerinde veriyoruz. Akademik başarıyı da bu karakter eğitim programlarıyla beraber, matematik temeli, bütün bilimlerin temeli matematik ve dil, Türkçedir. Ana diliyle eğitim. Bakın yabancı dilde eğitim değil. Yabancı dili öğreteceğiz çocuklarımıza ancak eğitimimizi ana dilde yapacağız. Yabancı dille iletişim kurmasını sağlayacağız. Ve çocuklarımız bütün dünyayla iletişim kurabilecekler. Temel yeterlilik dediğimiz matematik ve Türkçe ile birlikte ve bunu da karakter eğitimi, manevi eğitim desteğiyle birlikte bütün dünyaya sağlayabiliriz. Manevi eğitim neden önemlidir? Manevi eğitimi milli ve manevi değerler olarak sıralayabiliriz. Nitekim ülkemizde onlarca genç, yüzlerce genç yurt dışında gitti eğitim aldı. Ve bunların çok büyük bir çoğunluğu geri dönmediler. Evet, oralarda kaldılar. Milli duyarlılıkları sağlam olanlar ülkelerine gelip hizmet etmeye devam ettiler. Dolayısıyla biz beyin göçüne izin vermemek için, dolayısıyla biz köleleştirilmemek için, yani iyi matematik bilebilirsiniz, iyi fizik bilebilirsiniz, iyi yazılım bilebilirsiniz. Ancak egemen güçler tarafından köleleştirirseniz bu hiçbir işe yaramaz. Ama burada şöyle bir şey de yok mu? Mesela yani benim de tanıdığım çok fazla sayıda dostumun çocukları dışarıda hem eğitim görüyorlar. Ve büyük bir kısmı da kalıyor orada. Yani sorduğunda işte fırsat eşitliği geliyoruz. Yani burada iş bulamama bilmem ne. Yani bu konularda biraz
kaygılarını dile getiriyor. Her şeye rağmen. Bakın şu anda Mahmut yani Akçe... Gerçekçi bir şey mi? Tabii tabii. Haklı tarafı var fakat bu milli değerlere aykırı. Gel burada sen kur. O imkan artık ülkemizde veriliyor. Hı. Mesela Profesör Doktor Mahmut Akşit, doçent doktordu. Jet motorları konusunda ABD'de gitti, doçentinliğini tamamladı. Ve Türkiye'de onun çalışabileceği hiçbir alan yoktu o yıllarda. Bu yıl dediğim işte 2000'li yıllar, 2003-2004'lü yıllar. Sonra dedi ki ben kurarım. Babası dedi ki gel ve kur. Sen oraya eğitim almaya gittin. Orada hayatını geçinmek için gitmedin. Gel ve burada sen kur dedi. Ve Türkiye şu anda ona o imkanları sağladı. Bir kurumun başında ve Türkiye'nin uçak üretim üslerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin temel ilerleyicilerinden bir tanesidir şu anda. Temel bilgi kaynaklarından bir tanesidir. Ve onunla birlikte olabileceğini görenler Türkiye'ye geri dönmeye başladılar. Çünkü herkesin kalbinde hayat kısa, bir ölüm var. Doğru. Kendisinden sonra milletinin onurlu ve şerefli yaşayabilmesi için katkı sağlamak arzusu ve isteği vardır. Bunu çocuklarımıza vermek zorundayız. İşte Safir Okulları bunu da yapıyor. Hı-hı. Nitekim ülkemizde çok yakın zamanda bir darbe hadisesi yaşadık. Bu darbe hadisesinde yine okullardan mezun ama milli değerleri sağlıklı bir şekilde verilmemiş, egemen güçlerin kontrolüne girmiş kişilikler maalesef rol aldılar. Burada lafınıza gireceğim. Şöyle... Özellikle işte bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok fazla sayıda ülkemizde hem özel üniversite girişimi oldu hem kolej girişimi oldu. Bunu yani nasıl ayıracağız? Siz ne tavsiye edersiniz anne babalara? Bakın hükümetimiz eğitim sektörünü asla boş bırakmıyor. Şu anda eğitim yatırımı yapacak herkes, eğitim kurumlarında görev alacak herkes, bir devlet memurunun geçmiş olduğu güvenlik soruşturmalarından geçiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, bu hain darbe girişimini yapanların, liderlerinin hiçbirisi özel okullardan mezun değil. Askeri liselerden mezun. Askeri ve polis kolejlerinden mezun. Ve bu polis kolejlerinin ve askeri liselerin özeli yasak. Sadece devlet açabilir. Devlet açabilir, doğru. Yani temel sorun aslında özel veya resmi okul değil. Temel sorun milli ve manevi değerlerin kişilik gelişimi programıyla çocuklarımıza kazandırılamamış olmasıdır. Özel okullar neden? Çünkü devlet teşvik etti. O hain darbe girişimi yapan yapının okulları kapatılınca bir boşluk oluştu. Bu boşluğu kapatmak için milli ve yerli kişilikler tarafından, girişimciler tarafından bu boşluğu kapatmak için devletin yapması gereken yatırımları özel sektöre yapmak için devletimiz teşvik etti ve bu okullar hızla açıldılar. Fakat bu devletimizin desteklediği kişiler, devletimizin izin verdiği, desteklediği, kontrol ettiği ve akredite ettiği kişiler tarafından yapıldı. Safir Koleji de işte böyle bir okuldur. Tabii işte bizim Düzce'de 3 yıl önce açılmış olmamız, bir takım bizimle rakabet edemeyen rakiplerimiz tarafından oraya biraz yani istismar edildi. Düzce'yi konuşalım. Maalesef. Düzce'de. Düzce'de maalesef bu istismar edildi. Biz milli ve manevi değerlerin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Neden? Bilgi yetmiyor. Bilgi köleleştirmeye engel değil. Doğru. Sadece bilgi yetmiyor köleleştirilmemek için. Çocuklarımızın annesine babasına, yaşadığı topluma ve bütün dünyadaki mazlumlara katkı sağlayacak şekilde yetişebilmesi için milli ve manevi değerler desteği alması gerekiyor. İkincisi, biz 1000 yıl bu topraklarda temel İslami değerlerle birlikte var olabildik. Yani çocuklarımızın her birinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi lazım. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmesi lazım. Ve temel dini bilgileri alması lazım. Bu bir ihtiyaçtır. Bir tarafta bunları veren okullar var, bir tarafta da Paskalya Bayramı kutlayan, yılbaşı ağacı süsleyen, süslemeyi öğreten okullarımız var. Maalesef ülkemizde. İşte kültür emperyalizmi budur. Biz çocuklarımızın temel manevi değerler almasını istiyoruz. Ve bu derslerde milli eğitim müfredatı çerçevesinde yapılıyor. Bunlar biliyorsunuz her okulda ibadethane zorunludur. Evet. Ve de işte Kur'an-ı Kerim dersi, Peygamber Efendimiz'in hayatı dersi seçmelidir. Biz bunu isteyen velilerimize aktarıyoruz. İsteyen çocuklarımıza öğretiyoruz. İnanç bireysel bir tercihtir. Herkes dilediğine inanabilir. Fakat herkes bunu öğrenme fırsatı yakalamalıdır. Biz de bu fırsatı sağlıyoruz. Yani bundan önceki Safir Kolejleri. Kesinlikle. Bu imkan çocuklarımıza sağlanıyor. Fakat bazı rakiplerimiz bizi birileriyle
etiketlemeye çalışıyorlar. İşte diyor ki bir cemaat yapısıyla veya bir grupla veya bir egemen güçle bizi etiketlemeye çalışıyor. Hiç ilgisi yoktur. Safir Koleji öz be öz bizim kendi sermayemizle yapmış olduğumuz bir girişimdir. Biz Düzce'nin evladıyız. İnternete Doktor Cemil Keskin diye yazın, onlarca videomuz çıkar. 45 yıllık hayatımızın tamamı açık ve şeffaf bir şekilde yer alır. Biz Düzce'nin çocuğuyuz. Babam Recep Keskin, Kaynaşlı Belediyesi meclis üyesiydi. Bundan yıllarca önce. Sonra biz Düzce'de Aysal İnşaat kayınbiraderlerimdir. Onlarla ortakız. Düzcelilerin gözü önünde olan 25 yıllık bir firmadır. Ne olduğu bellidir. İstanbul'da da aynı şekilde toplumun gözü önünde yaşıyoruz. Edirne gibi, Silivri gibi yerlerde devletin, kabul edilmiş bir okuluz. Yani hem öyle, hem devletin istihbaratı var, güvenlik güçleri var, bilmem neyi var. Tabii yani yargısı var, adliyesi var, savcısı var, hakimi var, polisi var. Yani zaten olsaydı, yani bu zamana kadar yani bununla alakalı bir soruşturma, bir şey zaten olurdu. Bu biraz da rekabetten kaynaklı şey. Hoş değil, çirkin. Hoş değil. Yani. Biz birbirimizle kaliteyle rekabet etmeliyiz. Kesinlikle. En nitelikli öğretmenleri istihdam edip velilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak programları uygulamaya koymalıyız. Bakın Düzce'de ilk kapalı yüzme havuzunu biz yaptık. Ek bir maliyettir bizim için. Neden yaptık? Düzce'nin Akçakocası var, denizi var. Denizi olan bir ilde çocuklarımıza yüzmeyi öğretmeyeceğiz de ne yapacağız? Bir de 3 saatte öğretiyoruz çocuklarımıza yüzmeyi. 3 saatte öğrenebilecek bir beceriyi öğrenmediği için onlarca çocuğumuz boğuluyor Akçakoca'da, değil mi? Doğru. Bunu biz bir toplumsal sorumluluk olarak bunu sağlıyoruz. Biz eğitime sadece ticari bir kazanç olarak bakmıyoruz. Düzceliler, bakın bizim İngilizce kadromuz şu anda Düzce'nin tek native speaker kadrosudur. Ana dili gibi İngilizce konuşan öğretmenlerimizdir. Ve şunu yapıyoruz biz, velilerimizle birlikte bu süreci denetliyoruz. English Portfolio Sunum diye bir etkinliğimiz vardır. Dönemde iki defa çocuklarımız, öğretmenler, bir çocuğumuz, annesi, babası, öğretmenimiz bir araya gelir. Bütün İngilizce ile ilgili yapılan çalışmaları masaya koyar, portfolyoyu. Ve çocukla öğretmen İngilizce konuşur. Anne baba çocuğumuzun İngilizce performansını bizzat görür. Aynı şekilde akademik başarı toplantıları yapıyoruz. Dönemde bir defa. Bir çocuğumuz için bütün öğretmenler toplanır. Çocuğumuzun bütün yapmış olduğu çalışmayı masaya yatırır. Nerede başladı? Nereye geldi? Eksikleri neler? Nasıl tamamlarız? Hedefimiz ne? Bunları masaya yatırırız. Bir işbirliği ekip çalışması içerisinde bunları tamamlarız biz. İşte Düzce'deki bütün özel okullar geliştirecekleri stratejilerle, inovatif projelerle kaliteyi yükseltelim, velilerimiz kazansın. Birbirimize olumsuz algı yaratmak yerine kalitemizi yükselterek velilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayalım. Bakın Düzce'de geçmişte 2 tane 3 tane okul vardı. Şu anda 6-7 tane okul oldu. Bu neyi gösteriyor? Düzceliler okul ababında evet. Düzceliler artık eğitime önem veriyorlar. Ve çocuklarının geleceği için kazandıkları paranın daha büyük kısmını ayırıyorlar. Ve çocukları bu aldıkları nitelikli eğitimle sadece Düzce sınırları içerisinde değil, önce ulusal çapta, sonra uluslararası çapta kazanç elde edecekler. Neden Düzce doğumlu bir uluslararası şirket olmasın? Değil mi? Safir Koleji gibi mesela. Mesela. Doğru. Neden olmasın? Şu anda ulusalız ama İstanbul'da bir uluslararası okulumuz var. Bakın Casablanca'dan, Haydarabad'dan, Pakistan'dan geliyorlar. Siz nasıl bir okulsunuz diye inceliyorlar. Neden? Bizim okulumuz Amerikan Kaliforniya müfredatı uyguluyor. Fakat aynı zamanda da milli ve manevi değerler de var. Yani Kaliforniya müfredatı derken biraz da izleyenlerimize bilgilendirmek açısından nedir yani bu? ABD'de okutulan İngilizce ders kitapları okutuyoruz. Bu kitaplar Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından inceleniyor. İçinde kurumu ülkemize aykırı bir şey varsa çıkartılıyor. Mesela şöyle bir dil kullanmış. Osmanlı İstanbul'u işgal etti demiş. O sayfayı iptal ediyoruz. Osmanlı İstanbul'u fethetti diyoruz. Buna dikkat ederek uluslararası müfredat. Bugün uzay bilimlerini ABD geliştiriyor. Tabii. NASA. Dolayısıyla uzay bilimleriyle ve bilgisayar programlarını ABD geliştiriyor. Orada geliştirilen bu bilimler onların kitaplarına giriyor. Biz de o kitapları çocuklarımıza okutarak
çocuklarımızın gelecekte kendi kitaplarını yazmasını hayal ediyoruz. Yani burada esas olarak evrenselle yerel olanı birleştirip buna milli ve manevi değerleri katmaya çalışıyoruz. Diyor ki Hazreti Mevlana pergel metaforunu kullanıyor. Bir ayağı daima kendi ülkesinde, bir ayağı bütün dünyayı dolaşan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu da biz rakiplerimizi de destekleyerek yapmak istiyoruz. Bakın şu anda Safir Koleji'nin öğretmenleri Namık Kemal İlkokulu'nda. Ne yapıyorlar? İngilizce öğretim performanslarını oradaki veli ve öğrencileriyle paylaşıyorlar. Oradaki Namık Kemal İlkokulu'ndaki öğretmenler bizim okula geliyorlar. Siz branş derslerini nasıl veriyorsunuz? Bunu anlatıyorlar. Ne yapıyoruz biz? Bilgi birikimimizi, tecrübemizi devlet okulumuzla kardeş okul olduk ve paylaşıyoruz. Aynı şekilde diğer okullarımızda da bunları paylaşabiliriz. Böylece önemli olan düzenin kalkınması. Evet, Cemil Bey, aşağı yukarı sohbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yoksa sohbet saatte bir süre. Bitmez, evet. Evet, benim merak ettiğim bir soru var. Onu sormadan önce merak ediyorum. Yani Düzce'deki eğitim seviyesini genel olarak, okulunuz için değil de genel olarak nasıl görüyorsunuz? Nedir? Yani geldiğimiz nokta, 3 yıldır burada yatırımınız var, öğrencileriniz var. Ama zaten Düzce'lisiniz. Bir Düzce fotoğrafı şöyle kısaca şey yapabilir misiniz? Bakın deprem ve deprem sonrasında Düzce çok büyük darbeler yedi. Ve depremden etkilenen iller arasında il yapılmasına rağmen en son toparlayabilen illerden bir tanesi. Daha baraka okullar yeni kalktı. Fakat bu konuda... Hala ikili eğitim var. Hala ikili eğitim var. Fakat şunu görüyorum. Lafınızı balla geçiyorum. Demin söylemiştim sohbetimizin başında eşim sınıf öğretmeni diye. Uzun Mustafa da öğretmen. Evet. Biz sabahleyin 7'de kalkıyoruz. Şu anda birinci sınıf öğrencileri var elinde. Öğretiyor onlara. Ya diyor ki geliyorlar bizim de uyuyorlar diyor. Abi 6'da kalkan bir ilkokul birinci sınıf öğrencisinden ne beklersiniz? Değil mi yani? Olmaz. Değil bu eğitim aykırıdır. Şunu ama ümit var olalım. Neden ümit var olalım? Yani tabloya baktığımız zaman iyi bir tablo yok. Yani LGS sınav sonuçlarına göre, TYT, AYT sınav sonuçlarına göre Düzce iller sıralamasında maalesef gerilerde. Daha doğrusu bizim kabul edebileceğimiz bir yerde değil. Ama eğitime kendini adamış bir valimiz var. Eğitime kendi adamış bir Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız var. Sayın Valimiz Doktor Zülküf Dağlı'yı burada anmak istiyorum. Tuncay Şahin Bey'i burada anmak istiyorum. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Yine rektörümüz, Düzce'nin evladı Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar var. Evet. Yine belediye başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Faruk Özlü, eğitimci akademisyen bir kişi var yanımızda. Düzce'de bir eğitim bilincini görüyorum. Ticaret Odası'nın projelerini görüyorum. Üniversitemizin katkılarını görüyorum. Uzmanlık katkılarını görüyorum okullarımıza yönelik olarak. Bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü bir problemi tespit ettiğinizde o problemi yarı yarıya çözmüşsünüz demektir. Ve Düzce'de bunca yıldır 2 tane özel okul varken, 3 tane özel okul varken şimdi 4, 5, 6, 7 oldu. Demek ki Düzce'de bir eğitim bilinci yükseliyor. Ve bu kaliteyi de artıyor. Bu rekabet artıyor ve kalite artıyor. Ahlaki rekabet yapmak lazım. Tabii. Kaliteye dayalı rekabet yapmak lazım. Fakat eğer velilerimizin bilinci artmazsa, yani velilerimizin buna desteği olmazsa, özel okul yatırımlarına desteği olmazsa heyecanımız körelir. Değil mi? Velilerimizin, bürokrasi ve işte sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitemizin heyecanına cevabı olmazsa bu yetim kalır bu projeler. Dolayısıyla Düzce halkından en büyük beklentim bu. Büyümüş illerde, zenginleşmiş illerdeki temel görmüş olduğumuz dinamik velilerimizin eğitime verdikleri önemdir. Eğitime ayırdıkları paradır. Bütçelerinden eğitime ayırdıkları paradır. Eğitime verilmiş parayı asla boşa gitmiş bir para olarak görmemek lazımdır. Ve bu açıdan Düzce'mizin geleceğinden umutluyum. Tamam, şöyle söyleyeyim. Mesela bir birinci sınıf öğrencisi ya da yani ilk eğitim bölümündeki bir öğrencinin yani velileri bilgilendirmek açısından yapabilir miyiz? Yani devlet okuluna harcadığı para ile, çünkü orada yani güya parasız eğitim ama biliyorum ki durmadan veliler okula bir şeyler ödüyorlar. Belki özel okul gibi değil ama. Özel okulda bir öğrencinin maliyeti nedir şu anda?
Yani yaklaşık bu özel okullarda yemek de verilir biliyorsunuz. Hı-hı. Yemek maliyeti yaklaşık 3500 TL falandır. Bunu çıkalım yani eğitimsel Hı-hı. olarak karşılaştıralım. Karşılaştırırsak eğer bir özel okulda bir öğrencinin maliyeti yaklaşık şu anda 11.000 TL yemek hariç KDV dahil fiyat budur. 11.000 TL civarındadır. Yani bir devlet okulumuzda da ortalama yıllık 3.000-4.000 civarında para harcanır çocuğumuza. Peki bir de devlet teşvik ediyordu. Bu bir miktarını devlet, bir miktarını aile karşılıyordu. Bunda bu çok sınırlı sayıda bir öğrenciye yapıldı. O da kalktı. Uygulanmıyor. Ancak şöyle bir düşünürseniz, bir bebeği baktırmak isteseniz bile aylık ortalama 1000 TL para ödersiniz. Yani bir bebek bakıcısını ödeyeceğiniz para kadar bir parayla çocuğunuzun eğitimini sağlayabiliyorsunuz. Bu çok yüksek meblağlar değil. Değil, doğru. Elbette asgari ücretli aileler için bu bir problem olabilir. Ama bizim sosyal sorumluluk projelerimiz var. Yetenekli gördüğümüz çocukları, mutlaka vatanımıza, milletimize, devletimize kazandırmamız gereken çocukları %100 burslu alıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden çocuklar da alıyoruz. Yetenekli, zeki çocuklarımızı okulumuza kabul ediyoruz. Ve bu da bizim toplumsal sorumluluk projemiz kapsamında gerçekleşiyor. Ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Okullar Hayat Olsun diye bir projemiz vardı. Bu çok önemli. Biz Safir Koleji'ni Düzce'nin merkezinde kurduk. Valimizin hemen arkasında. Merkezde olan tek okuluz. Niye kurduk? Çünkü okullar hayat olsun. Akşam 4'ten sonra kurslar düzenleyelim. Akşam 9-10'a kadar yüzme kursu düzenleyelim. Tiyatro kursu düzenleyelim. Sanat kursu düzenleyelim. Spor kursu düzenleyelim. Müzik kursu düzenleyelim. Diye akşamları, cumartesi pazarları okullarımız cıvıl cıvıl olsun. Kurslar düzenleyelim. Bu yetenek kurslarını, sanat, spor eğitimlerimizi gerçekleştirelim diye şehir merkezinde gitmek ve gelmek kolay olsun düşüncesiyle yapılmış bir iştir. Okulumuz bir kültür merkezi haline gelsin istedik ve bu da şu anda Düzcelilere bu hayalimizi de gerçekleştiriyoruz ve sunuyoruz. Memnunuz. Düzcelilerin ilgisinden ve alakasından memnunuz. Daha çok ilgi ve alaka bekliyoruz tabii ki. Yine bir merak ettiğim bir konu daha var. Orada fikrinizi öğrenmek istiyorum. Şu anda gündemde de tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanımız sömestr tatiliyle alakalı hem birinci dönem hem ikinci dönem sömestr tatiliyle ilgili alternatifler üzerine çalışıyoruz dedi. Tatilleri bölebiliriz dedi. Bu Türkiye coğrafyasına göz önüne getirdiğimizde sizce uygulanabilir mi? Türkiye'de eğitime ayrılan zaman, yıl içinde eğitime ayrılan gün sayısı 183 iş günü. 365 gün yıl olduğunu düşündüğünüzde 182 gün tatil, 183 gün eğitim görüyor çocuklarımız. Tarımın hakim olduğu ülkelerde bu normaldir. Çünkü çocuk yaz aylarında çalışacak, baharda, yaz ve sonbaharda çalışacak çocuk. Türkiye'de bu iş günü takviminin uygulandığı dönemlerde tarım hakim bir toplumdu. Ama artık sanayi hakim bir toplum haline geldi Türkiye. Dolayısıyla 180 iş günü az çocuklarımız. Çok uzun, yani yaklaşık 3,5 ay tatil yapıyorlar. Evet. Okuma yazmayı unutan çocuklarımız bile oluyor. Evet. Dil İngilizceyi unutan çocuklarımız oluyor. Evet. Bunun için yıllık tatil işte 1-1,5 ay yeter çocuklarımıza yaz tatili. Hadi olsun 2 ay. Onun dışındakileri 3 döneme ayırarak çocuklarımıza işte bahar, sonbahar dönemi, kış dönemi ve ilkbahar dönemi diye 3 döneme ayırarak Avrupa'da da böyle sanırım. Yaparız. Ve bunu da Avrupa'da evet böyle olan ülkeler var, olmayanlar var. Fakat bunu da bölgesel de uygulayabiliriz. Mesela İstanbul'da bu şekilde uygularız. Ama işte Şanlıurfa'da diyelim ki köy ilkokullarında bunu 2 dönem olarak uygulayabiliriz. Bu aynı olmak zorunda değil yani. Hakkari'deki okulumuzun başlama ve bitiş tarihiyle Edirne'deki okulumuz ve İstanbul'daki okulumuzun başlama ve bitiş tarihi aynı olmak zorunda değil. Değil, değil. Bu bölgesel olarak da değişik iş takvimleri uygulanabilir. Valilikler eliyle de yapılabilir. Zaten şu anda da valilikler bunu uyguluyor. Valilik çalışmayı doğru buluyorsunuz. Ben doğru buluyorum bunu. Bölgesel ihtiyaçlara göre şekillenebilir. İşte köy ilkokullarına farklı, şehir ilkokullarına farklı da uygulanabilir. Şehirdeki çocuklar 3,5 ay tatil ne yapsınlar? Değil mi? Bu çok fazla geliyor ama köydeki çocuklarımız annelerine babalarına tarımda ihtiyaç duyacakları için bunu yapabilirler. O denge ayarlanabilir yani. Peki Cemil Bey, yani sohbet epey uzadı. Bir son olarak bağlayacağım sohbetimizi.
izleyenlerimizle paylaşmak istediğin bir şey var ise onu dinleyelim. O sonra kapatacağım. Sayın seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Safir Koleji Düzce için bir şanstır. Çünkü Safir Koleji ulusal bir tecrübenin ürünüdür. Düzce'de hem kendi markasıyla franchise olmayan, kendi markasıyla açılmış ve ulusal çapta hizmet veren tek okuldur. İkinci bir okul örneği yoktur. Ve Safir Koleji'nde bütün ihtiyaç duyulan ek bölümler açılmıştır. İşte konferans salonu, spor salonu, yüzme havuzu, yemekhanesi, robotik kodlama atölyesi, efendim akıl oyunları atölyesi, müzik dersliği, resim dersliği tam donanımlı bir şekilde eklentileri mevcuttur. Gerçekten Safir Koleji'nin öğretmenleri özel olarak seçilmiştir. Eğer Düzce'de bulunamamışsa şehir dışından transfer edilmiştir. Ve bunlar hizmet içi eğitimlerle donanımlı hale getirilmiştir. Şu anda 3 yıldır mezun veriyoruz. Gerçekten çocuklarımızın başarılı sonuçlar alması, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi yerleştirmelerinde yaklaşık %70 oranımız vardır. Bu bizi tatmin ediyor. İnşallah bu sene sınav birincileri de çıkartacağız. O da görünüyor. Çok şey göstermez ama bizim bütün çocuklarımız birinci çünkü. Kendi başladıkları yere göre %30, %40 katkı yaptığımızı görüyoruz. Bu bizi çok tatmin ediyor. Gelen velilerimizin okulumuzdaki sürekliliği de bizi gerçekten mutlu ediyor. Ümit var kılıyor gelecekle ilgili. Yatırım projelerimiz var. Melen Park'ın hemen karşısında bir arazi tahsisi aldık. Yaklaşık 8000 metrekare. Buraya anaokul, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere bir kampüs kuracağız. Spor sahaları, açık spor sahaları, spor tesisleri ve kültürel tesislerini inşa edeceğiz. Orada tabii şu anki bir ekonomik zorluk döneminden geçiyoruz. Bu ekonomik zorluk dönemi atlatır atlatılmaz ilk yapacağımız proje budur. Safir Koleji büyüyecek. Düzce'ye bundan 100 yıl sonra bile hizmet verecek bir kampüs İnşallah. Kurmak istiyoruz. Keşke biz ilkler olmasaydık. Bunu dedelerimiz yapsaydı. Ancak bize nasip oldu. Biz yapacağız. Bundan 100 yıl sonra böyle oturup bilgisayarların karşısında, ekranların karşısında yapmış olduğumuz yatırımları nerelere taşıyacağını konuşacak insanlar. Dolayısıyla bu açıdan heyecanlıyım. Velilerimize biz sadece özel okul hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda da Safir kursumuz var. Bu kursumuzda da okulla destek niteliğinde derslerimiz mevcut. Her seviyeye, her yaşa uygun kurslarımız var. Okulumuza gelsinler, kursumuza gelsinler velilerimiz, görüşsünler, konuşsunlar. Bakın kayıt olmaları da önemli değil. Rehber öğretmenlerimiz var, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz çok çok tecrübeli. Okullarımızın personellerini eğitim danışmanı olarak kullansınlar. Bedava eğitim danışmanı. Evet. Çocuklarının geleceğine nasıl yatırım yapmaları gerektiğini, onları nasıl başarılı kılabileceklerini, anne baba olarak nasıl onlara katkı sağlayabileceklerini, bizden nasıl faydalanabileceklerini veya eğitimcilerden nasıl etkili bir şekilde faydalanabileceklerini gelsinler okullarımızda öğrensinler. Şöyle bir algı görüyorum. Hani herkes sanat, siyasetten, herkes futboldan anlar ya, sanki herkes eğitimden anlar. Hatta bu konuda bir klik var. Eğitim, eğitimcilere bırakılamayacak kadar önemli bir iştir diye siyasetçilerimizin bir esprisi var. Ancak eğitim gerçekten eğitimcilere bırakılması gereken bir iştir. Eğitim şart. Eğitim şart ve mutlaka da uzmanıyla şart. Doğru. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik kavramı vardır. Başarısız bir çocuk, dünyada başaramayacak hiçbir çocuk yoktur. Uluslararası araştırmalara göre 40 tane matematik bilemez damgalı çocuk alınmış ve o çocuklara gerekli uygulamalar yapıldıktan sonra o çocuklar ülke çapında matematik olimpiyatlarında derecelere girmişler. Evet. Bu denenmiş ve başarılmıştır. Öğrenilemeyecek bir ders yoktur. Matematik dahil. Maalesef ülkemizin matematik ve fizik, kimya, biyoloji, sayısal dersler problemi var. Var. Biz bunu aşmak istiyoruz ve bunu ancak bizim okullarımızla aşabileceklerine inanıyoruz velilerimizin. Bunu aşamadığında başarı gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla gelsinler, bizi kullansınlar. Parayla değil sadece, bedava da kullansınlar. Birazcık bizim maliyetlerimizi karşılayacak kadar paraları varsa da buyursunlar gelsinler. Biz 100 kişilik kadromuzla, 100-150 kişilik kadromuzla sayın anne babalarımızın, velilerimizin emrindeyiz. Ve şu bizi heyecanlandırıyor. İlimizin en üst düzey yöneticileri, ilimizin en üst düzey bürokratları, ilimizin en üst düzey ticari girişimcileri çocuklarını okutmak için bizi tercih ettiler. Medya mensuplarının çocukları okutmak için bizi tercih ettiler. Biz de onları utandırmadık. Alnımızın akıyla onların çocuklarını yetiştirdik. Bundan sonra da yetiştirmeye devam edeceğiz. Düzce'nin evladının açmış olduğu
bu kurumları desteklemelerini velilerimizden özellikle istirham ediyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. Evet, teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. Sevgili Oksijen TV izleyenleri, bugün Safir Kolejlerinin kurucusu Cemil Keskin Bey ile beraberdik. Kendisinden Safir Kolejlerinin kısaca hikayesini ve eğitimimizin genel durumu üzerine keyifli bir sohbet yaptık. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum.